ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber sitesi. TRT'yle ilgili sana bir soru vermişim. Diyorum ki Ankara Belediyesi'nden TRT'yi alan adam var mı? Niye soruma cevap vermiyorsun bile? Niye vermiyorsun canım? Ya sen kendi seçim bölgende bile yuhalanmış ya, adamsın. Bana soru mu soruyorsun sen? Otur yerine Allah aşkına. Sen kimsin be? Hadi orada. Utanmaz orada. Sayın Turgay Develi, Kanal 24 ile ilgili bir sorusu var. Sayın Bakanım, Sayın, Sayın Genç, Başkanım. Sayın Genç, tamam. Tunceli'de konuşamıyorsun, buraya mı geliyorsun? Akşamın bu saatinde. Hadi oradan. Nerede, Sayın Fener'in Genç, nerede lütfen. Bu akşam? Sayın Genç, lütfen dinleyelim. Sayın Develi bekliyorsunuz değil mi cevabı? Değerli milletvekilleri, şimdi Bülent Arınç Manisa'da milletvekiliydi. Oradan gitti, Bursa'da aday oldu. Şimdi neden Manisa'da milletvekiliyken orada hazinenin en kıymetli arazileri, kendisi de meclis başkanıydı, getirdi 3 milyon dolara birilerine verdi. Onlar aldıklarını 6 ay sonra yarısını 54 milyon dolara sattılar. Bir, iki, bir dakika, iki, Bülent Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken kendisine gazeteciler sordular. Yahu sen kendi akrabalarını meclise aldın dediler. Dedi ki ben soy ismi bir tane Arınç olan bir kişi aldığımı ispat edemezsiniz. Üç tane Arınç ispat edildi. Ben diyor ki sorularınıza cevap verdim. Ben kendisine soru yönergesini vermişim. Diyorum ki Bülent Arınç sen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden TRT'ye adam aldın mı? Hala cevap vermiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ben Tunceli'de yedi defa hem tercihle hem ön seçimle seçilmiş gelmişim. Bülent Arınç, senin de yiğitliğin varsa gel benim karşımda aday ol. Daha artık ne diyeyim ben sen? İkincisi arkadaşlar, bu Bülent Arınç'ın geçmişte bir olay oldu. Biliyorsunuz Marmaris'te mesir macunu dağıtıyorlardı. Bu o mesir macununun bir kısmını attı. TRT Genel Müdürü al İbrahim dedi, senin buna ihtiyacın var. Ya Bülent sen ki bununla ne ilişkin var ki biliyorsun buna ihtiyacı olup olmadığını, nasıl biliyorsun? Böyle bir şey olur mu efendim? Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Hayır, yani bir kişinin meşhur efendim mesire ihtiyacı olup olmadığı nasıl anlar? Kamer Genç için söylenecek hiçbir şey yok. O her dönemde milletvekili olmanın 8-9 bin oyla buraya gelmenin yolunu bulur. DYP'ye geçeceği zaman da şart koşmuştu. DYP'liler şahittir. Meclis başkan vekilliğini vermezseniz geçmem diye. Bir zamanlar kendi kafasından hakimlerle tazminat kazanır. Bununla zengin olur, kafayı çekerdi. Mesir Viagra değil. Mesir kuvvet veren bir iksir. Ama senin uçkurunda aklın olduğu için mesir atıldığı zaman aklına başka şeyler geliyor. Yazıklar olsun. ensuperhaber.com Türkiye'nin en süper haber sitesi.